Evet, bugün Kayseri'nin güzide mekanlarından birisinde Cami-i Kebir ya da Ulu Cami'nin diğer adıyla önündeyiz. Danışmentli hükümdarlarından Melik Muhammed Gazi ya da Melik Mehmet Gazi'nin inşa ettiği çok güzel bir eser. Danışmentler Malazgirt Muharebesi'nin kazanılmasından hemen sonra Kızılarmak yayının çevresindeki ve içindeki şehirleri fethettiler. Kayseri, Sivas, Tokat, Niksar bölgelerini ve o devletin üçüncü hükümdarı olan Melik Muhammed Gazi ya da dördüncü hükümdarı olduğuna dair de rivayetler var. Bir kesinlik yok. Bu görmüş olduğunuz camiyi Kayseri'ye inşa etti. Danışmentler Kayseri'nin Türk İslam şehri olmasında çok önemli bir rol oynadılar ve en önemli rolü de belki de Melik Muhammed Gazi oynadı. Bu yüzden bugün Kayseri'nin merkezindeki Melik Gazi ilçesinin ismi de bu caminin banisi Melik Muhammed Gazi'den geliyor. Evet. Cami. Merhaba Hüseyin, beğendin mi? Evet, cami ulu cami tipinde. Biliyorsunuz Selçuklular İran ekolünün de etkisi altında şehirlerin merkezine ulu cami tarzında büyük camiler, mescitler inşa ederek cuma namazlarının buralarda kılınmasını temin eylediler. O dönemlerde bütün şehir halkı tek bir camide toplanıp cuma namazı kılıyordu. Yan tarafta da bir çarşı, pazar oluyordu ki şu an bu caminin hemen ilerisinde kapalı çarşı bulunuyor. Kısmen gösterebiliyorum buradan. Türk İslam şehirlerinin olmazsa olmazı cami ile pazarın yani çarşının yan yana bulunmasıdır. Burada danışmentler bunu sağladılar. Danışmentler uzun bir süre bu bölgeyi yönettikten sonra Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından 2. Kılıç Arslan Danışmentli Devleti'ne son verdi. Ancak bu bölge Danışment ili olarak adlandırılmayı da sürdürdü ki bunda da gayet haklılık payı var. Çünkü Danışmentler İç Anadolu'nun bu kısmının Türk İslam medeniyetiyle buluşmasında büyük rol oynadılar. Evet. Melik Muhammed Gazi'nin türbesi de hemen caminin bitişiğinde, mihrap tarafında, yani kıbleye bakan yüzde. Evet, onu da gösterelim. Biz de çocuklarla birlikte bu camiyi bir kez daha ziyaret ettik. Kayseri'nin herhangi bir ziyaretinde atlanılmadan dolaşılması gereken en önemli eserlerden bir tanesi burası. Evet. Melik Muhammed Gazi'nin caminin hemen bitişiğindeki Hazire'de bulunan türbesi. Daha ihtişamlı bir türbe olmasını beklerdik açıkçası. Belki bunu bir modern tarzda yapmak, inşa etmek de gerekebilir. Çünkü Kayseri'nin gerçekten Türk İslam şehri olmasında en büyük role sahip olan hükümdarlardan bir tanesi Melik Mehmet ya da Melik Muhammed Gazi. Daha ihtişamlı bir türbe olmasını canı gönülden ben diliyorum. Buna yetkililerin de dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Caminin hemen yan tarafında Osmanlılar döneminde 3. Selim zamanında yapılan bir kütüphane, Raşit Efendi Kütüphanesi var. Lale Devri'nden itibaren başlayan kütüphaneleşme faaliyetleri çerçevesinde şu an kubbesini görmüş olduğunuz bu bina yapıldı. Raşit Efendi tarafından Reisül Küttab idi kendisi. 3. Selim zamanında Kayseriliydi ve Kayseri'ye bu önemli eseri kazandırdı. Hemen Cami-i Kebir'in bitişiğinde. Cami-i Kebir yani Ulu Cami 1716'daki büyük depremde, ki bu arada hani Kayseri'de deprem olmaz zannediliyor ama 1716'daki depremde bu cami çok büyük bir zarar gördü ve bu yüzden yeniden inşa edildi diyebilirim Lale Devri'nde. Minaresinin uç kısmı yıkılmıştı. Oraya yeniden Osmanlılar yaptılar. Alt taraf kaldı. Şu an göstermiş olduğum kısmı. Böyle de bir hikayesi var Cami-i Kebir'in. Büyük oranda yıkıldı yani 1716 depreminde ve yeniden inşa edildi. Restorasyon şeklinde. 10-15 yıl içerisinde yeniden ibadete açıldı Osmanlı döneminde. Caminin yapımında bir ilginç hikaye var. Melik Muhammed Gazi caminin tamamını kendi devletin daha doğrusu parasıyla yaptırmak istiyor. Fakat yaşlı bir
hanımefendi buraya gelip camiye 7 tane taş bağışlamak istiyor. Bunu kabul etmeyeceklerini söylüyorlar burada çalışanlar. Melik Muhammed Gazi ertesi gün cami inşaatına geliyor ve diyor ki sabaha kadar uyuyamadım. Neden diyorlar? Bir yaşlı teyzeye böyle şekilde izin vermemişsiniz biçiminde bir şey gördüm diyor. Bunun üzerine teyzenin bulunmasını emrediyor. Teyzeyi bulup çıkarıyorlar ve o 7 taşı, 7 tuğlayı caminin doğu tarafına yerleştiriyorlar. Böyle bir halk inanışı da var. Söylence de var Kayseri'de. Onu da belirtmek isterim. Gelince bu 7 taşı caminin ön tarafında görebilirsiniz. Evet, kısaca hikayesi danışmentlerin ve cami-i kebirin hikayesi bu. Hepinizin burayı gelip yakından görmesini çok isterim açıkçası. Hepinize iyi günler diliyorum. Hüseyin, el salla. Evet, biz de genç mütecessislerle bir beraber tarih meraklarıyla burayı dolaşıyoruz. Size de çoluk çocuk ailece buraya gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler ve iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.